akıl hastalıklarındayız. Aşırı anormal durumlardayız. Öncelikle bir bakalım. Akıl hastalıkları ikiye ayrılırlar. Nevrozlar ve psikozlar. Nevrozlar hafif hastalıklardır. Herkeste olabilecek türde hastalıklardır. Bunları histeri, fobi ve obsesif kompulsif başlığında inceleyeceğiz. Psikozlar çok derin hastalıklardır. Ağır hastalıklardır. Bunları da manik depresif, şizofreni ve paranoya başlıklarında inceleyeceğiz. Önce nevrozlar. Nevrozlar normal insanlarda görülen, kişinin gerçekle bağlantısının kopmadığı, burası önemli. Gerçekle bağlantının kopmadığı bir takım hafif rahatsızlıklardır. Birincisi histeri. Histeri genellikle kadınlarda görülür. Histerik kadınlar diye duymuşsunuzdur mesela bu tabiri. Bastırılmış ya da engellenmiş duygular bedensel belirtilerle ortaya çıkar histeri hastalığında ve en önemli göstergesi kişinin sürekli ilgi bekler bir pozisyonda olmasıdır. Organik bir bozukluk olmadığı halde kişinin sürekli ağrıları vardır, sürekli yakınır. Mesela dikkat çekmek için ağlar ya da kahkahalarla güler ya da birdenbire bayılır vesaire. Hisleri de en önemli durum şudur. Organik bir bozukluk olmadığı halde kişi sürekli bozuklukları varmış gibi davranır. Fobiler anlamsız korkular. Herhangi bir nesne ya da duruma karşı duyulan mantıksız ve yoğun korkular. Fobi doğuştan gelmez, yaşantılarla oluşur ve günlük işleri aksatabilecek boyutta olanları vardır. İşte fare fobisi, karanlık fobisi, kedi fobisi, açık alan fobisi, kapalı alan fobisi gibi. Obsesif kompulsif aslında takıntı demektir. Eğer düşüncelerde takıntılar varsa bu obsesyon olarak adlandırılır. Davranışlarda takıntılar varsa bu da kompilisyon olarak adlandırılır. Bu kişinin istek ve iradesinin dışında sürekli yinelenen bir takım rahatsızlıklardır. Kişi bunun saçma olduğunu bilir ama bir türlü engelleyemez. Mesela sürekli ölümü düşünmek, sürekli kendi öleceğini ya da sevdiklerinin öleceğini düşünmek bir obsesyondur. Ya da işte evden çıkarken sürekli anahtarımı aldım mı, telefonumu aldım mı diye düşünmek bir obsesyondur. Yolda yürürken işte kaldırımlara basmadan yürümeye çalışmak ya da simetri hastalığı bir komplisyondur. Psikozlar ağır hastalıklar demiştik. Anormal insanlarda görülen kişinin gerçekle bağlantısının koptuğu, rutin hayatı sürdürmekte zorlanılan bir takım hastalıklardır. Kişinin gerçekle bağlantısı kopmuştur ve hiçbir şekilde hasta olduğunun farkında değildir. Manik depresif iki dönemli oluşur. Birbirine zıt iki boyutu vardır bu hastalığın. Mani döneminde kişi aşırı neşelidir, saldırgandır ve hareketlidir, yani inanılmaz bir enerji vardır. Depresif dönemde ise melankoli, bunalım ve çöküşler yaşanır. Hatta mani dönemindeki enerji o kadar yüksektir ki saldırgan davranışlara sebep olabilir, tecavüz edebilir kişi ya da başka birisini öldürebilir. Depresif dönemde ise intihara meyillidir genel olarak. Dolayısıyla özellikle depresif dönem dikkat edilmesi gereken bir dönem olarak adlandırılır. Şizofreni Düşünce ve davranışlardaki ciddi arızalardır. En önemli göstergesi ise halüsinasyonlar ve dildeki ciddi bozukluklardır. Mesela Akıl Oyunları diye bir film vardı. Buradaki John Nash bir şizofreni hastasıydı. Halüsinasyonlar görüyordu ama sonra hastalığının farkına vardı. Dolayısıyla artık iyileşmeye başladı ama genellikle psikozlar çok zor iyileşen ya da iyileşmesi mümkün olmayan hastalıklar olarak tanımlanır. Paranoya ise kuşku hastalığıdır. İleri derecede kuşkucudur hasta. Sürekli takip edildiğini, öldürüleceğini iddia eder ve kendini üstün görme durumundadır. Mesela kendisini padişah zanneder. İşte evdekilerin de annesinin, babasının sürekli onu öldürmek için planlar yaptığını falan kurar. Öyle bir hastalıktır paranoya.